Abi şöyle geçin hemen yanına geçin. Tamam. Abi şöyle geçin. Size çok selamlar. Hatta yani hanımefendinin Cumhurbaşkanımızın selamını veriyorum. Bir de şey var efendim, bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. Depremzedeleri konteynerlarında ziyaret etti. Biliyorum efendim, konuştuk biz onu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek başka bir ülke olmamıştır ve yoktur, dedi. Bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Birçok şehirde yaşanan deprem ve sel felaketinin altından kalkmayı başardıklarını belirten Erdoğan, Antalya'da, Muğla'da, Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk, diye konuştu. Bütün bunların altından kalkmayı başardık. Antalya'da yaptık mı? Yaptık. Muğla'da yaptık mı? Yaptık. Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Sevgili kardeşlerim, hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk. Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar tanımlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte dün afet bölgesi olan Adıyaman'ı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar doğal felaketler bize sadece dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar muazzez olduğunu öğretmekle kalmamış, aynı zamanda bunu hayatımızın her alanında teşmil edecek manevi ve kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu da göstermiştir. Futbol müsabakalarında protestolara tepki gösteren Bahçeli, hükümet istifa bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, bundan sonra Fatih Karagümrüklüyüm ifadelerini kullandı. Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla kıyasıya mücadele ettiği bir süreçte, Türk futbolunu lekelemeye, Türk sporunu siyasileştirmeye, kutuplaşma dalgasını sahalara yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir. Açıklamalarından dolayı Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bahçeli, CHP Genel Başkanı da depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş götüremediniz demiştir. Devamlı karamsarlık aşılayan devlete ve millete şaşı bakan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde çelişkiye düştüğü açıktır. Bu zat bilmiyor olabilir ama acımız da sevincimiz de bir. Bu Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey olmaz ifadelerini kullandı. 335.382 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu kapsamdaki çalışmalar da devam etmektedir. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Yerel yönetimlere, hangi partiden olursa olsun, her belediye başkanı elinden gelen çabayı gösterdi. Kızılay yetkililerine seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz ifadelerini kullandı. Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Kardeşim, deponuzda kaç çadır varsa, eğer varsa, satılmadı kaç çadırınız kaldıysa, getirin kardeşim, hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Hepsini alacağız. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram önemlidir. Devletin dileği adalettir. Adaleti çürüttüler. En yetkili insanları kapının önüne koydular. Devlette sadakati esas aldılar, dedi. En temel kolonlarını kestiler.
Liyakat dediğimiz kavram devlet için önemlidir. İşi eline vermek hem bütün inançlarda hem bütün demokrasilerde temel bir kuraldır. Devletin direği adalettir, adaleti çürüttüler. Kalmadı bir şey. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme Elif Naz Çil ve ailesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı. Bulundukları apartmanın yıkılmasıyla Elif Naz ve babası Emrah Çil enkazdan birkaç saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Anne Döne Çil ise hayatını kaybetti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Elif Naz ve babası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olan baba kız tedaviye alındı. Annesini kaybettiğini depremin 5. günü öğrenen Elif Naz, moralini iyi tutmak için kuzeninin önerisiyle notlar yazdı. Elif Naz'ın başa çıkma kartı başlıklı notları hastane yatağının başucuna yapıştıran Elif Naz, sık sık yazdıklarını okuyarak yaşadıklarının etkisinden kendini korumaya çalışıyor. Geldim ve yaklaşık bir 5 gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için çok zor gelmişti ilk başta. Hani nefesimin daraldığını hissettiğim zamanlarda. Kuzenim geldi, bana yardım etti. Beraber bunu yazabiliriz dedi. Ve özellikle dedi ki dışından oku bunu. En kendini kötü hissettiğim zamanlarda bunu dışından okumanı istemişti. Bu nedenle yazmıştım ben aslında bunu. Yani özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak onu yazdım. Bu aslında tek sebep. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde ata dizginle vurarak kötü muamelede bulunması kameraya yansıyan şüpheli adliyeye sevk edildi. Yamaç Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde bir kişi yürümekte zorlanan ata dizginle vurarak yürümesi için zorladı. Bu sırada hareket halindeki bir araçta yolculuk ederken olaya şahit olan vatandaş cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Ekipler yaptıkları çalışmayla at arabasında yüklü kepek çuvalının üzerinde yazılı isimden yola çıkarak üretici firmaya ulaştı. Firmayla görüşen ekipler buradan alışveriş yaptıktan sonra at arabasıyla ayrılan kişinin Hasan S. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüpheli Hasan S. Bahçeli Evleri mahallesindeki evinde yakalandı. Şüphelinin arkadaşına ait olduğu öğrenilen at sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan S. ise hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Şubat'ta Kadıköy Bostancı'da oturan yaşlı bir vatandaşı arayıp oğlu olduğunu söyleyen şüphelinin arkadaşımı gönderiyorum diyerek bu kişiden para aldığını öğrendi. Dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma yürüten ekipler paranın teslim edildiği adres ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler Marmara ile bölgeden uzaklaşan şüphelinin kimliğini toplu taşıma kartı üzerinden tespit etti. Şüpheli DM polis ekiplerince Kadıköy'de gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler DM'nin telefon uygulaması üzerinden dolandırmak için oğlu olan yaşlıları seçtiğini, aynı yöntemle 2022-2023 arasında ikameti Kadıköy olan 19 vatandaşı 2 milyon 100 bin lira dolandırdığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamca tutuklandı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekiplerince iki kentte gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 20 milyon boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi. Adana'dan getirilen makaronun Esenyurt'ta bulunan bir tütün firmasının iş yerine indirildiği belirlendi ve savcılıktan alınan talimatla gerçekleştirilen operasyonda toplam 8 milyon boş makaron ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirilen makaron ve sigara filtresinin yaklaşık 15 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmalar Adana ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor. Sona doğru kaymış vaziyette. Evet. Depremden önceki orijinal pozisyonunda eşik buradaydı. Buradan insanlar çıkıp normalde evlerine giriyorlardı. Ancak deprem sırasında meydana gelen bu yer değiştirmeyle beraber oldukça net bir şekilde fay hattı eşikle evin kapısının arasından geçiyor.
Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlardandı. İki katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koyarken evi temelden 30 cm kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı. Deprem durduğunda biz indiğimizde merdivenlerden kapıyla basamak arasının farklı olduğunu gördük. Biz buradan inemedik, atladık. O gece ailesi ve kardeşleriyle birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 cm havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeyi incelemeye gelen MTA ekiplerini de çok şaşırdığını söyledi. Bina 2 katlı. Bir de bu hasarların neden meydana geldiği noktasında... Erzurum'da gönüllü 18 inşaat mühendisi depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptıkları hasar tespit çalışmasında yıkımların ana nedeninin kalitesiz beton, kötü işçilik ve bodrumu bulunmayan binalar olduğunu gözlemledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir araya gelen mühendisler, afet bölgesinde gönüllü çalışmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İlerde hangi binalara bakacağımız belliydi. 18 arkadaş, 9 ekip olarak ilk etapta biz orada çalışmalara başladık. Tabii üzücü bir durumdu bizim için. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladık. Malatya Doğanşehir'de bir bina. Bakanlık tarafından hızla başlatılan hasar tespit çalışmalarına destek için valilik izniyle bölgeye giden gönüllü mühendisler, görevlendirildikleri Doğanşehir ilçesiyle merkeze yakın köylerde bir hafta boyunca binalardaki hasar ve yıkımların nedenini araştırdı. İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Abdülkadir Orhan, Doğanşehir'e vardıklarında çok sayıda yıkılmış binayla karşılaştıklarını belirtti. Birincisi betonun kürlenmesi dediğimiz mevzu, bu halk arasında betonun sulanması olarak geçer. Betonun doğru kürlenmediği, zamanında kür yapılmadığını tespit ettik. İkinci bir husus da buradan ben beton santrallerimize de, beton santralinde çalışan mikser şoförlerimize de ve kalıp ustalarımıza da şunu demek istiyorum. Betona su katmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu biz orada gördük. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan İranlı bir aile, asrın felaketinden etkilenen ailelere destek olmak için aracını satışa çıkardı. Araba kullanmayı çok seviyorum, araba kullanmayı, araba sürmeyi. Bunu arabayı aldım. Çok da güzel bir araba. Çok seviyorum bunu. Hiçbir zaman beni yarı yola bırakmadı. İlçede 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşlara yardımlar sürüyor. Afetzedelere destek olmak isteyen İranlı bir ailede tek birikimleri olan 110 bin lira değerindeki 2004 model aracı satışa çıkardı. Yabancı vatandaşlara satılabilen araçlarını Cumhuriyet Meydanı'nda getiren aile, satıştan elde edecekleri miktarı depremzedelere bağışlayacak. Ama şimdi düşündüm ki depremzedelerimize, vatandaşlarımıza şimdi ben ona satayım. 2004 model bu. Satım ne kadardı, ben ilk aldığım zaman mutlu oldum. Şimdi bunu satıyorum ama daha çok mutluyum. Daha çok mutluyum. Çünkü bir faydam oldu. Başka insanlara faydam oluyor. Onlar da mutlu olsunlar. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'na ait insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri Destek Gemisi, Mersin'in uluslararası limanına ulaştı. İnsani yardım malzemelerini taşıyan USS Herschel Woody Williams gemisi sabah saatlerinde limana yanaştı. Gemideki 113 palete yerleştirilen yaklaşık 20 tonluk tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, katlanabilir yatak, mutfak malzemesi, giyecek, battaniye ve oyuncak, işlemlerin ardından kamyon ve tırlara yüklenecek. Yardımlar AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak. Gemideki yükün boşaltılması işlemleri sürüyor.